Evet kardeşlerim, neredeyiz? 25 Mayıs 2022. Feriz Şahin kardeşimin ofisindeyiz. Kendisi çekimlere gitti. Ben de ofisinin takılayım istedim. Seyreden çok değerli, çok kıymetli fan alemi olunca kan takipçilerine kısa bir şeyler konuşmak istiyorum. Evet değerli kardeşlerim. Her zaman söylediğimiz gibi hayat fani, gelip geçici. Süsüne kapılıyoruz. Nefsin bitmek tükenme isteklerine bazen kendimizi hissediyoruz. Biraz kendimize gelmemiz lazım. Ama tek başımıza değil, hep birlikte olması lazım. Birlik beraberlikte olması lazım. Din, ırk gözetmemeksizin. Sonuçta tüm insanlığı, tüm insanları Allah Azze ve Celle yoktan var etmiştir. Kimsenin inancına Cenab-ı Allah karışmamıştır. Tamamen kullarına bırakmıştır. Rabbini tercih edip etmemesini, inanıp inanmamasını. Elhamdülillah biz Rabbimize inanmışız. İnanmış bir İslam coğrafyasındayız. Elhamdülillah. Ezan-ı Muhammediye altında doğmuşuz. Büyümüşüz. Hala Ezan-ı Muhammediye ortamında yaşıyoruz elhamdülillah. Anne ve babamızın, Müslüman bir anne, bir Müslüman babadan gelmemize Cenab-ı Allah nasip etmiş. Elhamdülillah. O yetmemiş Habibim, Nebim dedi. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ümmet edilmiş. Oysa ki o Peygamber Efendimiz ümmeti olmak isteyen ne çok peygamberler vardı. Bildim Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'a yalvarışı, yakarışı ve Allah Teala Celle Celaluhu, kulum biz sana peygamberlik verdik. Sen o peygamberliği ümmetin için, ümmetinin başında kalman için verdik dedi ve Musa Aleyhisselam'a kendi ümmetinden sorumlusun ey Musa dedi. Onu o peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmeti olma nimetinden mahrum etti. Tabi Allah-u Teala bir bildiği vardır elbet. Onun bildiği en doğru hesaptır, en güzel hesaptır kardeşlerim. Sizleri Allah rızası için seviyorum. Dünyanın süsüne, derdine kapılıp da ailene, annene, babana, eşine, çoluğuna, çocuğuna vakit ayırmazlık yapma. Bazen anne, baba, eş, çoluk, çocuk, kardeş imtihan da olur. Bazen hiç ummadığın bir anda sana can da olur. İnsanların hatalarının yüzüne vurma kardeşim. Değmez. Sen kendi hatalarının kusuruna peşine koşsan inanmana bir başkasının kusuruna göremez. Evet kardeşlerim, böyle gönlümden gelen bir muhabbet. Bugün de böyle olsun dedim. Ve bugün de bu şekilde bir muhabbet edeyim istedim. Sizleri Allah ve Resulüne emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi davranın. Anınızda mutlu olmaya çalışın. Sizi üzecek hiçbir sebebe müsaade etmeyin. Tabii müsaade etmeyin derken kalp kırarak değil. Karşı insanın anlayacağı dilde konuşarak. Çünkü günümüzde İnsanlar dünya meşakkatini peşine koşmaktan Rabbine olan sorumlulukları bazen eksik bazen getiremiyorlar. İnanıyorum ki Allah'ın izninden o gün de gelecektir. İnandıkları Rabbine ölüm gelmeden kavuşacaklarına ve vazifeni yapacaklarına inanıyorum. Bu dünya böyle gelip geçici bir dünya. Cenab-ı Allah herkese bir ömür vermiş, iki ömür vermiş. Gelin bu ömrümüzü güzel değerlendirelim. Ama hep birlikte değerlendirelim. Birimizi dua edelim. Birimizi sevelim, sayalım. Birbirimizi üzerek, birbirimize faydamız olmaz. Birbirimizi kaybetmemize sebep olur.
Sevinen şeytan olur. Üzülen Rahman olur. Çünkü biz taşınız beden bize ait değil. O bedenler Allah'a ait. Allah'ın bize emanetidir kardeşim. Anımızda mutlu olalım. Bugün bir video ile mutlu olursun. Yarın bir merhaba ile mutlu olursun. Ve mutluluktan haşır neşir olursan vücut atmosferine negatiflik oluşmaz. Hep pozitiflik olur. Ve oluşur. Senin mutlu olman demek eşin, çoluğun, çocuğun, anne baban ve sevdiklerin ve çevrendeki insanlar, hatta ve hatta muhatap olduğun işte kedidir, bahçede bir köpektir ve farklı bir hayvan ırkıdır. Onlara da yansır. Düşünseniz kardeşim. Şu dünya hayatında mutluluk çok mu uzak? Mutluluk sadece malda mı, mülkte mi, makamda mı, parada mı? Hayır. Mutluluk aslında aramızda. Beni anlamak veya seni anlamaktır. Şu bir gerçek ki bizi anlayan, en iyi bilen yüce Yaradan ne oldu? Cenab-ı Allah Azze ve Celle diyor, görmüyor musun? Bize ömür veriyor, sağlık veriyor, sıhhat veriyor ve bizi düşünüyor. Seni Yaradan düşündüğünün farkındaysan sende mutluluk olur, huzur olur. O mutluluk, o huzuru hak edecek olan sevdiklerine ulaştırmak da senin görevin kardeşim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Fırsat buldukça ara ara videolar çekeceğim. Böyle ara ara muhabbet etmek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyüklerimizin gözlerini öpüyorum. Büyüklerimizin ellerini öpüyorum. Küçüklerimizin gözlerini öpüyorum. İşte bazen ben de insanım. Duygulara bazen kaptırabiliyorum kendimi. Böyle olmaması gereken kelimeyi konuşabiliyorum. Çünkü ben de insanım. Ben de dört dörtlük değilim. Benim de sizin gibi derdim var. Ama benim derdim en güzel derd. Allah'ın rızasını kazanmak kardeşlerim. Bu hayat böyle. Gelip geçse de anımla mutlu olmaya çalışıyorum. Fani alemde olunca kanalı kurmak Allah'ın izniyle olmuştur. Amenna sadak. İnanın bana çok güç veriyor bana o kanalda röportaj yapmak. Sizlere azıcık da olsa dokunabilmek, büyüklerime dokunabilmek, gençlerimize dokunabilmek, çocuklarımıza dokunabilmek, insana ne kadar mutlu, ne kadar güzel huzur vermek. İşte bu huzur farklı bir huzurdur. Bana dua ediyorsunuz, farkındayım. Bizler de dua ediyoruz sizlere. Kendinize çok iyi bakın tekrar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.